Teşekkür ediyorum Ezgi Hanım. Evet, neler yaşandı o anda? Nasıl meydana geldi olay? Biz oteller bölgesinde burada kaya pistinin oradaydık. Önce birkaç genç kızın bağırdığını duyduk. Ne olduğuna bakmak için olay yerine gittiğimizde küçük ara bir sokak gibi bir yer. PTT binasının arkası. İki tane genç kızın kar altında kaldığını söylediler bize. Biz de hemen onları kurtarmak için etraftan gelen küreklerle kazmaya başladık kar kütlesini. Yaklaşık 2 metre bir kar kütlesi vardı yere düşen. Sonrasında biz çalışırken çatının kalan bölümündeki karlar üzerimize düştü. Ben hemen yaklaşık 2 metre yanındaydım. Yani ikinci kez düştü. Evet. İkinci kez kar kurtarma çalışması yapan vatandaşların üzerine düştü. Kar kütlesi. Ardından kaç kişi kaldığını bilmiyoruz tabii ondan sonra. Tekrar çalışmaya devam ettik. Bir yarım saatlik sürede 4-5 kişiyi çıkardık. 4 kişiyi çıkardık. Sonra jandarma ekipleri geldi. AFAD ekipleri geldi ve 1 saat kadar sonra 2 kişi daha çıkarıldı toplam. Toplam 6 kişi oldu şu anda çıkarılan. O ilk kar altında kalan genç kızları da çıkardık. Ve şimdi çalışmalar devam ediyor. Dar bir alan olduğu için kar küreme araçları ilk başta giremediler. Onlar da kara saplandı. Sonrasında büyük araç geldi ve şu an o tam olayın olduğu yerdeki bütün karları kaldırmaya gayret ediyor. 19 kişilik bir turun olduğu esnada meydana geldiği söyleniliyor olayın. Rahat vardı, 15 kişi vardık biz yani, belki daha fazla vardı. Ama tabii düştüğü alanda herhalde 6-7 kişi vardı diye düşünüyorum. Peki şu anda 6 kişi çıkarıldı kar kütlesinin altından. Durumları nasıl? Durumu ağır olan vatandaşlar var mı? Bir tanesini ben sedyede yoktu. Şeye kadar bölgenin dışına kadar kucağımızda çıkardık bir genç kızı. Ama onun bilinci açıktı, karın altından çıktığında bir şey yoktu. Yani herhangi bir yara bere izi de görmedik açıkçası. İyiyim diyordu. Sonra sağlık ekipleri götürdü tabii. Ben hastaneden bilgi almadım şu ana kadar. Durumların ağır olduğuna dair bir bilgi de gelmedi. Evet, şu anda da çalışmalar devam ediyor. Evet, şu an herhangi birisi olup olmayacağını da bilmiyor jandarma ekipleri. Yetkililerle görüştüm burada ben. Tedbiren kazdıklarını söylediler. Şu anda da çalışmalar devam ediyor profesyonel ekipler tarafından. Sanıyorum jandarma oradaki çalışmalarında sizin de aktardığınız bilgiye göre çevredeki vatandaşları sessiz olmaları konusunda uyardı ki eğer kar kütlesinin altında biri varsa sesini duyabilmek için, ki bu yöntemle de bir kişi bulundu galiba. Evet, onu ilk çıkanlardan bir tanesini biz herkesi susturduk. Mesela cep telefonlarını falan çaldırdık, belki yanında cep telefonu olan vardır diye. Bir kişiyi de sesini duyarak bölgeyi, sesin geldiği bölgeyi kazarak çıkardı vatandaşlar. Evet, peki Sayın Akgüs, çok teşekkür ederim. Şu anda ama yani biraz daha acele etmesi gerektiği için büyük bir griderle kar kütlesini kaldırmaya çalışıyorlar. Tabii kontrollü bir şekilde. Evet, elbette. Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim.